Bundan bir şey olmasın. Bakayım mı? Dur bakayım bir şuna. Hazırlıklar başlandı. İki, bir. Türkiye 2022 yılına an itibarıyla merhaba demiş oldu. Merhaba. 22 oryantalsız olmaz. Her taraf ışıl ışıl havai. O neydi ya, bir dakika dur. 2022 oryantalsız olmaz. Her taraf ışıl ışıl havai fişekler atılıyor. Maalesef artık Türkiye'de yeni yıl deyince zam aklımıza geliyor. Bekçimiz 2500 liranın altında maaş almıyor. Gelen zamlar Cumhuriyet tarihinde görünmemiş oranda. Tam o arada elektriğe %50, doğalgaza %25 zam hiç olmadı. Ben sözleşmeyi resimle senin için kaybettim. Gençler sizden nefret ediyor. Gençler sizden nefret ediyor. Selam söyleyeyim. Uzanan dilleri bir kere dilde koparmak da görevimiz. Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değil. Hemen mikrofonu verin. Çatı çöktü İstanbul Havalimanı'nda. Ama siz de liyakatli patronu dağıtırıp liyakatsiz kadroları getirirseniz böyle bocalarsınız. Sanayiciye doğalgaz şokundan sonra gelen elektrik şoku. Elektrik faturamı ödemeyeceğim. Harun Balyalı ilgiye almıyor. Ama orada kasetler var. Herkesi çekiliyor da. Balyalı da yaşamını yitirdi. Baraj puan uygulaması kaldırıldı. Boş baklava. Bu boş baklava. Boş baklava 20 lira ne ya? Boş baklava nasıl oluyor ya? Evet, ucuz. İçini sen dolduruyorsun işte. Kanka. İçinde sadece şerit var. İçini istersen koyuyorsun dediği gibi. Sadece şerit. Bu boş baklava ne oluyor? Bir de bazen salça bakıyor. Pandemiş parlamenter sisteme dönüş için çalışma yürüten 6 muhalefet partisinin genel başkanları Ankara'daki akşam yemeğinde bir araya geldi. Olmasa da 6 mı lan? 5'li değil miydi bu? Afe? Ben saymadım. 5 değil miydi ya? 6'lı mı? Altılı masaydık ya beyiz, altı masayız. Altılı masa. Ben niye suçlanmış gibi cevap verdim, ben saymadım. Ben direkt reddettim soruyu. Harun diye reddetti ama bilmediğimden soruyorum ya. Ve geldi. O masadan bir şey çıkmaz. Açık havada maske takmak zordur. Sansür yasası görüşmeleri sürüyor. Sezonun şampiyonu Trabzon. Oğlum bu neydi harbiden ya? Bu nasıl bir kutlamaydı amına koyayım? Anadolu Efes finalde şampiyon. Vakıfbank kadın voleybol takımı finalde şampiyon oldu. Bunlar böyle. Başkanım ya. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı demiştik. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Helikopter Denizli'de düştü. Epistemolojik bir tokuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni asgari ücret net 5500 lira. Sizin paranızı yaptınız diye beni yapıyorsunuz ya. Lanet olsun. Sizin kazandığınız paraya da. Ekrem Karakaya görev yaptığı şehir hastanesinde hayatını kaybetti. Aa, bu olay vardı lan harbi. İptal edildi. İptal edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. 41 maden işçisi bugün şehit oldu. Nasıl hasret gidiyorlar? Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu artık? Milletimiz için hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Adada. Erman kapının önüne gel. Erman, seninle konuşmak istiyorum. Kalaşlı saniyeler içinde bir deprem gerçekleşiyor. 6 yaşındaki kız çocuklarına gelinlik, cinsel istismar. Geç. Siyasi yasak kararı verdi mahkeme.
Yemin ediyorum harbiden böyleyiz ya. Bak harbiden. Oğlum bir tane mi pozitif bir şey olmaz ya? Yalnız o kadar çok şey olmuş ki sanki bir sene de olmamış gibi geldi. Harbiden bana. Harbiden amına koyayım bu ya. Bu sene olmamış gibi geldi yani. Bana da öyle bir geldi ha. Sedat Peker olayı ben 2-3 yıl önce falan zannediyorum. Ballandı mı? Oğlum çok alışmışız ya. Bana bir video nerede? Harbiden... Bu neymiş ya? Daha fazla oldu sanki. Yani tabii unutulan şeyler vardır da burada. Ama genel olarak harbiden ben de yani böyle bir 2021'de olan şeyler de zannediyordum yani arasında. Garip. Allah işte inşallah 2023 güzel olur diyeceğim mi? Şimdi zamlar mamları gördünüz. Yeni yıla gidip zamla başladı. Yine zamlar gelmiş. Neydi lan yeni gelen zamlar? Starbucks'a gelmiş. Şey geldi. Burger King, McDonald's. Sigaraya, alkole gelmiş. Sigaraya %22,5 geliyor evet doğru. Geliyormuş yani öyle söyleyeyim. Pasaporta geldi. Pasaporta 2023... gelmiş. Evet pasaporta geldi. Bazı şehirlerde ekmeğin geldi. Allah bakalım. 2023'te dolar tahmin etsene kanka bir Şinov sedeti yaparlar ya. Bir şey söyleyeceğim şu an dolar. Ya onu yapmasana. Bir dolar. Sabah 18.69'du. 73 olmuş. 5-4 kuruş artmış. Oğlum hayırdır bu dolar 2-3 aydır yerinde sabit bu. Ananı sikim. Bana bunlar normal gelmiyor bak mesela. Reisimiz be. Yaşasın yani iyi ki var. Sus mu? Ulan bak yarın ağzına zor beni sikerler ya. Bir aydır faizi sabit tutuyorlar ya. Baba 2022 yılında chat 13'ten başlayıp 18.73 art, yine artmış yani yine de. Kanka frank kaç TL abim İsviçre'de ya. Onların frank. Evet amına koyayım ya. Merak ettim ya dolardan daha fazla. 1 euro. 19.76. Oğlum hani dolarla euro? 1 dolar kaç euro ona bakalım bir de. Aa euro düşmüş biraz lan. Biraz da öyle bakalım. Sikmişiz. 20'ye çıkmış ne? Evet bugün 20 küsür olmuştu. Bugün müydü dün müydü ne? Dün. Dün veya ondan önceki. Azerbaycan'ın parası neydi lan para birimi? Manat. Manat da 10 lira falan ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yine sikmişiz ha. Sikmişiz adamların bir tanesi 20 TL. Bak yine ciddi alan oldu ya. Mesela 1 dolar kaç euro ona baksana. 1 dolar kaç euro? Amerika batıyor lan. Amerika var ya bu. Bir şey söyleyeceğim. Bu sene Biden gitmezse yeni süper güç biziz bak. Net söylüyorum size. Bak net. Şunlara bak adamların. Bir yıl içinde 0.88'den 1 oluyor Mars. Oo. De bizim. Aa evet lan böyle bir şey. 5 yılda en yüksek noktayı görmüş 5 yılda bu sene. Bence bu bizim ülkemizde de böyle olmalı. Ya benim açık şey kendi görüşüm bir yani. 1 TL 1 dolar. Şimdi bizim 5 yılda yani 2018'de bu 4.57 iken bu 20 birazcık yakış almıyor yani öyle söyleyeyim valla. Frank Euro'dan da yüksek haberin olsun. Ereğim. 1 frank kaç dolar? 1 frank kaç TL bak. Ana frank da 20 olmuş. Bitcoin kaç oldu Bitcoin? 1 Bitcoin kaç para oldu? Abi ben söyleyeyim de bana bir 100 frank alsın. 1 Bitcoin. Bitcoin var ya yarra yemiş bu arada bak ben size söyleyeyim. Kaçtan düşmüş? Bitcoin bir daha bak coin moin var ya bak. Girmeyin baba. Rekoru kaçtı bunun? Sana şöyle bir şey söyleyeyim mi abi? Sen coin moin alıyor musun? Türk lirası tutuyorum derler. Aa bir şey diyeceğim lan. Mal abi. Ero. He. E-Devlet'teki bilgilerimiz artık blok zincirde olacakmış. Şu an mı? Nasıl yani? E-Devlet blok zincir sistemine geçiyormuş. Blockchain'e geçiyor yani. O zaman bizim bilgileri bulamazlar bence. Lan daha ne kadar bulacaklar amına. Yani inşallah diyelim. Tesla hissesi alın beyler dipte. Bu yayın şey yayını mı amına koyayım? Tamam alalım bura. Tesla böyle de hisse bir bilgiydi. Satın al. Ananı sikeyim. Böyle mi alıyorsun harbiden hisseyi? Hisseyi nasıl alıyoruz amına koyayım ya? Banka uygulamasından yani alıyorsun Elon telefonla. Elon Musk'ın bana yatırıyorsun parayı Elon Musk sana bir tane Elon Musk'ın IBAN'ı var mı amına koyayım? Biri atak versin bir şeyler ya. 105. Şu an en değerli şirket Türkçesini unuttum amına koyayım. En değerli ne yazsam şirket çıkar. Şirket hissesi. Yaz amına koyayım çıkar. Çıkar Google mı? Her şeyi buluyor. Aa yükseldi lan. Nerede yükseldi? Yok oğlum 105'ten alınmaz. Az önce yeşil yandı yukarı bir şey oldu. Yükseldi. Aa sorumluluk reddi be yani. Ha bu YTD yani bu.
Toyota artmış. Mesela bir şey söyleyeceğim. Düştü. Hisseci var mı aranızda? Hisseci. Yani bunlardan anlayan manlayan eleman ben biliyorum diyen. Oğlum şimdi mantık olarak... Bonu içeride çağırsana bunu. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Kaf ben. Bu Tesla mesela değil. Ben mesela Coca-Cola'dan hisse alırsam bu Coca-Cola'da batmayacak amına koyayım. O zaman ben zengin olurum. Bilemezsin. Bilemezsin. Oğlum bugün zengin olduğun diye bir şey hep yerinde sadece. Bugün bir tane skandal olay çıkartırlar. Bir anda ooo tepe taklak amına koyayım. Harbi mi diyorsun lan? Bilemezsin. Tabii bu tarz olaylar o şekilde. Jurox Coin vardı bir ara. O ne oldu Jurox Coin? Sen bir şey söyleyeceğim. Geçen hani bu yurt dışına kaçmış sayılır. Martin vardı ya F-35'i yapan. Evet. Firma, Amerika'daki. Bu Twitter mavi tik açtıktan sonra biri gidiyor onun adına mavi tik alıyor. Biz artık işte şu olaylar araştırılana kadar bu ülkelere silah satmayacağız diye tweet atıyor. %50 hisse değeri kaybediyor kanka firma. Arkadaşlar ben size o zaman 2023'ün olayını anlatayım hemen. Hepiniz burada mısınız? Bana odaklı mısınız? Hemen size çok artık hayatımızda olan ananı sikim düştü. Düştü vallahi gitti bak bu da gidiyor. Hocam neyi şu açsan an, düşüyor amına koyayım açma bir şey. Amerika ekonomisi ve dünya ekonomisi genel olarak iyi durumda değil. Görüyorsunuz zaten az çok. Bizim ülkemizden şey yapmayın. Dünyada artık bir ekonomi sıkıntılı ve ülkelerin böyle bir amına koyayım biz ne yapacağız kafasınlar. Neden? Nüfus artması olsun, birçok şirketin artık eskisi kadar yerinde olmaması filan. O yüzden bu sene ben size olacakları söyleyeyim. Kahve hazır mısın? Yaz not al. Hazırım. Açtım not defterini yazıyorum. 2023. Dur bir dakika, evet. bir dakika not defterini açacağım. Yaz. 2023. 2023. Evet. Mart ayında. Amerika-Rusya arasında bir gerginlik olacak. Amerika-Rusya arasında bir gerginlik olacak. Bu gerginliğin sebebini de Ukrayna'ya bağlayacaklar. Yaz. Bu gerginliğin sebebini de Ukrayna'ya bağlayacaklar. Ve ülke. Bir şey de bilgi vereyim mi? He? Yan komşuya da bilgi vereyim mi bu konu hakkında? Ver abi ver. Buraya da klip tamam, alın. Tamam. Onun sonrasında da Çin de bunu görmeyip bunu da yazın. Çin. Bakayım Ali. Tekrar söyle. Çin Rusya destek verecek ve Rusya kim? Şey pardon. Çin Rusya'ya destek verecek. Çin kimle sıkıntılıydı? Çin onların sınırlarında bile dövüşüyorlardı. Amerika. Amerika ile çok. Hayır onların sınırında bir tane çocuk vardı. Tayvan. Çocuk ne amına koyayım ülke ya. Tayvan. Tayvan'a savaş açacak. Yaz. Verecek ve Tayvan'a savaş... Bu ne? Evet, üçüncü abi. Dünya savaşı sebepleri mi amına koyayım? Ya aynen. Türkiye yaz. Türkiye. Parantez içinde büyük güç. Büyük güç. 2023 çünkü. Bu sene bizim senemiz. Lozan bitti yazıyorum bir de. Lozan bitti zaten. Yunanistan adalara girecek. Alacağız orayı tekrardan. Yaz. Çünkü tabii, Yunanistan'ın çok böyle böyle bir hareketler hep ayırdır amına koyayım anladın mı? Ve adalarını alacağız. Ayırdır. Yaz bunu da. Adaları. Geri alıyoruz orayı. Evet. Ve oraları turistik merkeze çeviriyoruz değil mi? Oradan deli paraları kazanacağız. Bunu gören, bunu gören Avrupa ülkeleri, o piçler var ya onlar bak onlar. Avrupa ülkeleri. Yunanistan'a destek verecek yaz. Yunanistan'a. Ama bu destek vermeyi askeri güç olarak şey yapmayın yani. Bu ekonomik olarak. Ama neden? Destek... Çünkü biz bir NATO ülkesiyiz anladınız mı? Bize direkt olarak savaş açabilirler mi lan aslında? Yunanistan'ın NATO ülkesi. Atarlarsa açarlar evet. Yunanistan'ın NATO ülkesi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Yunanistan'a savaş açsak. Biz NATO ülkesi olarak bütün NATO'yla mı savaşa giriyoruz? Sanırım o iç... mesele olduğu için NATO'nun geri kalanı karışmıyor. NATO'nun hazır taslağı var mı baba senin elinde? Bana onu söylesene be. Bana hemen sana bir kağıt atıyorum NATO'dan. NATO ülkeleri be. Bir bakalım bir. Ananı sikimlere girdim ya. NATO'nun sitesine niye girdin? Dur ya. Temel. Politik ve askeri bir ittifak. Günlük yaşandığınız güvenli tamam. Faaliyetler. Önemli olaylar. Avrupa Birliği. 9-11'den sonra NATO. 2022'de NATO stratejik konsept kabul etmiştir. Allah Allah. 2003. NATO Afganistan'da. Biz araya niye biliyoruz da neyse şimdi ben bu yayında konuşmayacağım bize. 2001. Vay. NATO üyelerine bakalım bir. Belçika, Kanada, ananın. Oğlum kaç dur, kişi lan? Burada hepsi yok. Aşağı in. Tamam şu liste.
Şimdi bu kadar mıyız biz? Böyle miyiz NATO ülkeleri olarak? Evet. Şimdi ben... çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı bu. Ne yapacağız? Ama benim yani zaman... Ya yanlış hatırlamıyorsam şu an... Atıyorum biz Yunanistan'la bir kavgaya giriştik. Bu NATO'nun geri kalanını iplettirmiyor. Anladın mı? Yani ben biz Yunanistan'a saldırsak bu NATO ülkeleri bize savaşmıyor değil mi? Yani girmiyorlar yani bunlar. Yani topyekün savaş değil de eğer şey tarafında nasıl denir amına koyayım? Angajman kuralları içerisinde gerçekleşen bir olay olursa buna onlar karışmıyor diye biliyorum. Yunanistan yarrağıydı o zaman bu sene. Hadi bakalım. Ben biliyorum ya. Tabii en son adaları aldık. Var mı devamı? Kesin hocam? Var ya bak. Kesin bir şey olacak bu sene. Bak ben size söyleyeyim. Bu böyle kalmaz. Bunlar sağda solda laf atıyor bize bir de. Bu böyle olmaz yani. Rahat dursunlar. Siz kaç, nüfusunuz kaç lan sizin? Kaç yani? Nüfus kaç amına koyayım, anladın mı? 10 milyon. Lan bizim İstanbul amına koyayım. 15. Kaç lan İstanbul'un nüfusu? 16'ydı galiba. İstanbul... Bir dakika baba, bekle. Ben o zaman dur videoyu açıyorum ya. Tövbe estağfurullah.